Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Bahse konu yayında sektördeki son gelişmeleri açıklayan Demir, mevcut füze projeleri hakkında da bilgi verdi. Hava hava füzelerinin yakında envantere gireceğini belirten Demir, şu ifadeleri kullandı: mevcut geliştirmelerin envantere girmesi ve seri üretimleri var. Hava hava füzelerimiz yakında envantere giriyor olacak. Daha yüksek hızlı hipersonik füzelerimiz devrede. Hava hava füzelerimiz, karadan karaya roketlerimiz devrede, geliyorlar. Geliştirme aşamaları var. Çeşitli seyir füzelerimiz devrede. Onlar çeşitli menzillerde arka arkaya hizmete giriyor olacaklar. TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş, Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat ile yaptığı röportajda hipersonik füze ve ramjet çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. TÜBİTAK SAGE, hipersonik füzeler için hem İTKİ sistemleri hem de malzemeler bazında geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda TÜBİTAK SAGE bünyesinde başlayan hipersonik füzeler için en kritik bileşen olan skramjet motorları üzerine çalışmalar bazında laboratuvar seviyesinde deneme motorlarının geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Hipersonik füzeler için bir diğer önemli konu ise ısıya dayanıklı malzemeler olarak öne çıkmaktadır. Mach 5 üzeri hızlarda ve yüksek irtifalarda seyir yapan hipersonik füzeler devamlı bir şekilde yüksek ısı ve korozyona maruz kaldığından kullanılan malzemelerin yüksek toleranslara sahip olması gerekmektedir. TÜBİTAK SAGE bu konuda yüksek sıcaklığa dayanıklı seramik malzemeler, nano katkılı kompozit malzemeler, yalıtım ve kaplama teknolojileriyle ilgili çalışmalar yürütülüyor.